günleri haftada bir gün bu pazarın içerisinde ablamlar satmaktalar. Köyü. Adı da, insanları da çok güzel. Kirazlı köyündeyiz. Burası Türkiye'nin en özel köyü. Adı da, insanları da çok güzel. Kirazlı köyündeyiz. Kirazlı köyünde ortalama 1280 kişi yaşıyor. Sağımda muhtarım, solumda eski imamım ve diğer yanımızda da azamız yer almakta. Efendim binalarımızsa kameraman arkadaşım gösterecektir. 150-200 yıllık ve hala dimdik ayakta. Hocam burası nasıl bir memleket? Burası insanların yaşayabileceği en güzel bir memleket gördüğünüz gibi. Yani ne görüyorsanız o. Yani bizim fazladan söyleyecek bir şeyimiz yok. Anladım. Hocam çok konuşmayı sevmiyor. Ondan böyle atıverdi muhtarımıza. Muhtarım çok güzel bir yer burası. Evet, köyümüz bir sahil köyü ve Kuşadası'nın 9 kilometre. Aydın'ın da 45-50 kilometre mesafede olan yerleşik, yani yabancı insan yok. Dışarıdan çok insanımız yok. Ama zannedersem çok da fazla göç alıyorsunuz. Normalde köyden şehire göç olur ama burada tam tersine köye bir yoğunluk var. Tabii bizim köyümüzden çok göç gitmedi ama herkes geri geliyor. Gelin giden kızlarımız bile köyümüze dönüş yapıyor. Geri geliyorlar. Azamız zaten buraların en zengini. Azama maşallah maşallah. Bodybuilding'e mi gidiyorsunuz efendim? Yok, gitmiyoruz bodybuilding. Normal her şey doğal. Efendim doğru. Eğer gerçekten çiftçiyseniz buralarınız bir anda şişebiliyor. Abicim normalde sizler de büyük bir turizm şirketinin sahibisiniz. Turizm de var, evet. Turizm de yapıyoruz. Aynı zamanda çiftçilik yapıyoruz burada. Peki bu kadar parayı ne yapıyorsunuz? Nereye saklıyorsunuz? Vallahi köyümüze saklıyoruz. Köyümüze harcayacağız. İnşallah. Hadi bakalım. Azam harcıyor mu gerçekten köye? Tabii azamın tabii birinci azam benim o. Yok, birinci azam olduğunu biliyoruz ama paraya köye harcıyor mu? Tabii harcayacağız. Ama daha harcayacağız diyor demek ki. Harcayacağız, daha yapacak çok şeyimiz var. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Peki efendim gelin, eğer hazırsanız bu bölümde Kirazlı Köyü'ne şöyle bir giriş yapalım. Sokaklarında gezerken evin önünde onlarca teneke çiçeği görmeniz her evin önünde mümkün. Ablam ne yapıyorsun ya? İyiyim, sağ ol, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Allah aşkına burada kaç tane çiçek var biliyor musun? Bilmiyorum ki, sevdiğim için hep ne varsa dolduruyorum oraya işte. Her gün bir tane çiçek ekiyor musun? Yok, her gün ekmiyorum ya. Bir ekiyorum, öyle bakıyorum işte, büyütüyorum. Peki bu ne efendim? Ben ilk defa bu çiçeği görüyorum. Bu sukulent diyorlar ama neyse adını bilmiyorum. Sen sukulent demişsin. Kız sen ne yapıyorsun? Bakıyamam ben sana. Sen de çiçekleri seviyor musun? Evet. Peki Kirazlı'da yaşamak nasıl bir duygu Allah aşkına ablam ya? Çok güzel. Herkese tavsiye ederiz. Buyursun geçsinler. Havası çok güzel. Havası güzel, insanları güzel. Verimi güzel. Her şeysi güzel. Şu anda kiraz zamanı geldi. Ektik her şeylerimizi, karpuzumuzu, kavunumuzu. Aman. Karpuza kavun çıkmadı ama daha değil mi? 1,5 ayı var sizin burada. Yeni. Biberimiz şu anda Adana çıktı. 1-1,5 ay sonra sizin. Biberimizi ektik, her şeyleri ektik işte. Tomat falan çıktı mı? Yok, daha çıkmadı da yeni ektik işte, çapasını yapıyoruz. Kaç çocuk var? Benim 2 oğlum, 1 kızım var. Okuyamam ben seni. Onlar da okuyorlar mı? Sizinle beraber çiftçilik mi yapıyorlar? Onlar evlendiler. Herkesin evi ayrı. Herkes işinde gücü. Köydeler mi, çıktılar mı köyden? Buradalar. Allah, evet. Biri üstümde oturuyor gelin. Aa, öyle mi? Efendim buradaki en güzel adetlerden bir tanesi, evet, eğer çocuklarınızı evlendirdiyseniz de ya aynı binada yaşıyorsunuz ya da arsanız varsa
aynı arazinin üzerine evlerinizi koyuyorsunuz. Orada beraber yaşıyorsunuz. Bu ablam da evlatlarını dışarıya göndermemiş, evin tepesine koymuş. Bu da torunmuş, kaçıncı torun? İkinci torun da 5 tane torun vardı. Sen niye düşündün öyle ikinci torun falan diye? Efendim burada gerçekten sıkıntı var. Annemiz torunlarını karıştırmaya başlamış. Herhalde bu az sevilen torun mu, çok sevilen torun mu? Seviyoruz. Hepsini de çok seviyoruz. Her gün veriyor mu sana bir şeyler, para falan? Evet. Kaç para veriyor kız? Bazen dedem 100 lira veriyor. Aman Allah'ım, 100 lira. İşte efendim zengin köy demedik mi? Yani dede harçlık olarak günlük 100 lira veriyor torunlarımıza. Güneş batmaya yakın köyün teyzeleri evin önünde bu şekilde oturuyorlar. Bir tane teyzeme denk geldik. Selamun aleyküm teyzem. Aleyküm selam. Nasılsın teyzem? Hoş geldiniz. İyiyiz, iyiyiz. Siz nasılsınız? İyiyiz teyzem. Geldik bir köyünü ziyaret eden, biz sizleri ziyaret eden dedik. Çok güzel yaptınız. Nasılsın teyzem? Sağlık saatiniz. İyi, iyi. Çok şükür Allah'ıma. Maşallah ya. Oh, görüyorsunuz değil mi efendim? Nur yüzlü teyzem benim. Neler yapıyorsun teyzem? Nasıl geçiyor hayat? İyi geçiyor. Zamanca çok çalıştık ama şimdi oturuyorsun. Allah, artık çoluk çocuk torunlar çalışsın. Sen otur oturduğun yerde gari. Torunlar, iki kızı var zaten, onlar da uzakta. Ay, sen kimlesin burada? Hı? Yalnız mı yaşıyorsun? Yok, benim beyim var. Aman Allah'ım, amcam sağda, amcam sağ. Maşallah, maşallah. Genelde alıştık biz teyzemlerin, amcalar genelde vefat ettiğinden dolayı. Olsun, olsun, boşver. İkiniz mi sadece? Var mı kızlar, çocuklar falan evde mi? Kızlar biri adı da Kuşadası'nda evli, biri Çorum'da evli. Aa, biri uzakmış. Biri uzak, mesleğinin eşesinin, hemşire. Siz şey yapıyorsunuz mu? Kiraz falan var mı? Var. Amcamla gidiyor musunuz? Biz ortağı verdik. Neredeniz mi? Aman bu yaştan sonra Allah aşkına. 83 yaşını, ben de 83 yaşındayım. Ay, maşallah maşallah ya, yemin ediyorum bak, abartmıyorum. Genelde abartırım bu konuları ama vallahi billahi göstermiyorsan 83 ya, en fazla 60-65 ya. Yok ya. Onu vallahi yok. Billahi. Böyle genç nasıl kaldı? Kiraz mı yiyorsun durmadan? Bilmiyorum ki, ben de bilmiyorum. Allah yaşattı. Çok yaman şükür halime. İyi be, ihtiyarım işte. Olsun, olsun. Genelde akşamları falan toplanıyoruz mu böyle teyzeler kapının önünde? Ha, toplanıyoruz. Her gece ama değil mi? Oturuyoruz. Her gece. Gece de olur. Bundan sonra gece de otururuz. Şimdi yaz geldi gari. Yaz geldi. Kışın oturmuyor. Kışın evlere mi gidiyorsunuz? Hadi sen ona, o sana falan geliyor mu? Çok gezmiyoruz. Neden? Komşuluk öldü mü? Yok, ölmedi. Ölmedi daha. Aman bak, şehirlerde zaten komşuluk öldü. Bak bu konuda çok şikayetçiyim. İnsanlar kendi apartman dairelerinde yaşayan insanları tanımıyorlar. Bizim kameraman 5 yıldan beri aynı apartmanda. Hala apartmanda kim olduğunu bilmiyor. Aa. Öyle. Şehir yeri öyle ya. Ama en azından burada karşıda kim var, sağda kim var, solda kim var? Toplanıyoruz. 10-15 kişi oluyoruz biz. Aman Allah'ım ya. Oturuyoruz. Şehirlerde. Çayla içiyoruz burada. Akıyor mu? Kirazla getiririz, erikle getiririz. Hepsini yiyoruz. Kek pasta da oluyor mu akşamları? Olur, olur. Şehirlerde hastalansan, ya vefat etsen. Heh. Ya kokar kalırsın. Kimse gelip de kapını çalmıyor. Hadi be. Vallahi be. Köyümüz çok güzel. Köyümüz oradan yani iyi. Ya. Şehirde birbirini tanımıyorlar işte. Ne olacak böyle? Komşuluk yani. Bitmiş, komşuluk bitmiş. İnsanlardan tek rica ve istirhamım şu. Lütfen. Ne zaman kimin size yardım edeceğini bilemezsiniz. Altınızdaki, üstünüzdeki, karşınızdaki komşularınızla iletişim içerisinde olun ve onlarla bir güzel muhabbetiniz olsun, değil mi? Öyle. Öyle. Burada ama köyümüzde öyle bir şey yok. Şehir gibi değil. Herkes birbirini tanıyor. Ama benim kızla şehirde üst kattakini bilemiyorlar sözü. Ya öyle. En azından burada Allah göstermesin, bir gün evden çıkmasam bütün konu komşu gelir kapıyı çalar, gelir, ne oldu gelir, diye. Gelir. Şuraya bir dışarıdan misafirler geldi. Hani evi kiraladılar, oturdu. 2-3 gündür seni burada görmüyoruz dediler. Sen neredesin? Açın kapıyı, kimseniz gelin, çıkın gelin dedim. Karnı yaptım, serdim. Ondan görünmedim, onu bekliyordum. Onun için bak, aramaya geldiler. Görüyorsunuz değil mi? Teyzem, hadi kendine iyi bak.
köyün içerisine giren bakanlar, köyde neler var? Bakıveren galiba. Bakın, bakın, bakın. Hadi Allah'a emanet. Hadi görüşürüz gari. Hadi Allah'a emanet. Hadi, hadi görüşürüz. Biz kaçıyoruz. Hadi Allah'a emanet. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Köylerde keşkeğin ne kadar önemli olduğunu anlamanız lazım. Ya keşkekler geçer gidersiniz ama bakın Kirazlı'da burada keşkeği dövmek için ya taşı oymuşlar teyzem. Ne yaptınız siz böyle Allah aşkına? Evet taşı oymuşlar. Bıydeyi burada dövüyordu. Onların tokmakları vardı eskiden. Onunla dövüyoruz böyle. Buğdayı burada dövdükten sonra içerisine et de koyuyordunuz değil mi? Canım. Kuzu mu? Tane eti. Ay vay. Ben horoz. Ya yemin ediyorum canım çok çekti. Var mıdır şu anda köyde herhangi bir yerde? Köy sofrasında var. Aa, tamam. Restoranta, kafede gideriz efendim. Orada yeriz. Gelen şurada bize bir keşkek dövüver. Tamam. Yapayım. Sözümüzü aldık ama. Tamam. Tamam. Ablamdan sözümüzü aldık. Eğer nasip olur da yazın ortasında Temmuz, Ağustos gibi geliriz. Bize dana etiyle şurada bir keşkek dövüversin bakalım. Sinan Dede Türbesi solumuzda. Aslında burası bir efsane mi, gerçek mi bilmiyoruz ama bir inanış var. Eğer çocuğunuz olmuyorsa burayı geldiniz ve ziyaret ettiniz. Evet okudunuz. Ne okuman gerekiyor, dua edeceksin. Öyle biliyoruz ve olduğunu söylüyorum. Gerçekten oluyor mu çocuk falan? Ben denemedim de öyle biliyorum. Uterim denemedim diyor. Efendim içeriye doğru bir ziyaret edelim. Aslında sağımızda, solumuzda farklı farklı mezarlar da var. Burası köyümüzün de ilk mezarlığıymış. İçeri giriyoruz efendim. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Hocam bir inanış var. Evet. Bu türbeyi ziyaret edildikten sonra çocuğu olmayanların çocuğu olduğu ile alakalı ama siz bu konunun uzmanısınız. Neler söylemek istersiniz? O inanışlar batıl bir inanış dinimize göre ama halk arasında böyle bir şey var. İşte olmayanlar çocuğu olmayanlar çocuğu oluyormuş. Demek ki birkaç kişinin böyle getirmişler, adar adamışlar. O da olmuş denk gelmiş gibi halk arasında böyle bir şey gelmiş ama yani dinimizde çok siz de bildiğiniz gibi batıl bir şey. Bu şeyler Allah'tan istenen bir şey. Değil mi? Direkt yani cansız bedenden istenmez. Ama bu mübarek şahsın da bir Allah dostu olduğuna biz inanıyoruz ki Sinan Dede ismi halk arasında dilden dile olarak bilinen bir kişi. Sadece kitabi olarak bir yazısı belgesi yok. Ama tahmin edilen ve ta eskiden insanların gözlerini tabi böyle saf olduğunda görülen, rüyalarında görülen keçik şey onda gördükleri zaman bir akıncıların lab gelen bir akıncı eri olduğu tahmin ediliyor. Tabi eskiden de biliyorsunuz ecdadımız askerler böyle evlaymış. Ki bu da bir Allah dostu olduğunu inanıyoruz. Ve köyümüze de faydalı bir insan. O zaman sadece ziyaret edeceğiz, dua edeceğiz ve sadece, gideceğiz. Evet, sadece ziyaret edip hani Fatiha ve İhlas okurup dua ile gideceğiz. Peki o zaman biz de duamızı edelim. Buradan da çıkalım hocam inşallah. Amin. Hilmi abicim, köyde hayat nasıl geçiyor? Çok güzel. Neler yapıyorsunuz abi? Kirazlı köyünün insanları gerçekten çok güzel ama iş olmadığı zaman da efendim köyde bir adet var. Eğer zamanınız bolsa zamanı harcayabileceğiniz en güzel alanlar kahvehaneler. Kahvehanede burada arkadaşlarınızla beraber zaman harcıyorsunuz değil mi abi? Yapıyoruz. Okey oynuyoruz. Oturuyoruz. Dedikodu. En dedikoducu hangisi? Evet. En dedikodu bilmem ya. Ben dedikodu bilmem. Bence bu masanın en dedikoducu adamını ben seçeyim mi? Bu abi. Doğru söylüyor. Yani dedikodu nasıl bir şey? Dedikodu her geçen arkasından baskıyorsun şeyi. Kabataya. Normalde biliyorsunuz her köyde bir tane dedikoducu başı vardır herhalde. Kirazlı köyünün de dedikoducu başı bu abimiz. Yardımcıyım ben. Beraber yardımcı ne zaman oldun sen? Ben yolda bıraktın sen beni yap ya.
Yok yok, yardımcı. Seninle alakalı çok enteresan muhabbetler dönüyor. Doğruluk payı ne Allah aşkına? Muhabbet güzel de, yalnız yavurluk da çok güzel ama inayetlik. Sonra anlatacağım ben çekimden sonra. Burası birazdan karışacak. Ekranların önünde anlatmak istemiyorum diyor. Köyümüzün en iyi dedikodu yapan abisi. Ben ondan dedikoduları dinleyeceğim. Birazdan sizlere özet olarak aktaracağım. Başlayın oyun abi. Kirazlı'da kahvede oturmanın dahi bir adabı var değil mi efendim? Tabii tabii tabii. Şimdi burada yaşlılar oturuyor. Hemen yan taraftaki kıraathanede, kahvanede de gençler oturuyor. Edepten dolayı değil mi efendim? Evet evet. Yani gençle yaşlı, yani babayla oğul aynı kahvanede oturmuyor. Evet oturmuyor. Ya ne kadar güzel ya. Ne kadar ince düşünceler. Çünkü eğer babanın önünde oğlan bacak bacak üstüne atlarsa ya da okey falan oynarsa evet, ayıp evet, herhalde evet, değil evet, mi? Evet evet doğru. Peki sizler ne yapıyorsunuz efendim? Yaş gelmiş 78 ama maşallah 50 yaşında gibisin, delikanlı gibisin abiciğim. Şükür işte açık aracılığımla onunla uğraşıyorum, eğleniyorum başında. Abi kiraz çok fazla yediğin için mi böyle genç gösteriyorsun? Bilmiyorum ki şimdi kimesi erken göçüyor, kimesi şükür ben de iyiyim yani. Ama sizin bir köyün özelliği varmış. Erkekler çok çabuk vefat ediyormuş abi. Yok denişti o. Denişti mi? İki yıldan bu yana. Ha, şimdi yengeler gidiyor. Onlar gidiyor. Daha önce doğrudu yani. Öyleymiş değil mi? Muhtarım da burada muhabbet ederken söyledi de amcalar, erkekler dedi bu köyde daha çok erken gidiyorlar dedi. Evet. Yengeler ondan sonra kalıyor dedi. 5 yıldan bu yana kadınlar gitmeye başladı. Ya 50 tane erkek öldüyse hani kadın varsa sağ olaraktan 3-5 tane erkek anca vardı karısı ölmüş. Ama şimdi bakıyorum ben bu yıllarda. Peki kiraz var mı? Kiraz var. Çok mu? Yok, kurudu ağaçlar yani. Yok, daha kiraz mevsimi çıkmadı. Sen ilk çıkan... Yok yok yok. Hani ağacı kurudu zaten. He. Bağa döndüm. Bakmadın mı? Bakmadın değil, doğadan herhalde. Allah. Onun için. Üzüm çıkacak o zaman şimdi. He, kiraz bahçelerini üzüm yaptık yani. Kıyamam ben sana. Sende var mı şeyler? Kiraz da var, bal da var. Zeytin de var, hepsi var şükür yani. Normalde kendiniz toparlıyor musunuz? Topluyorsunuz mu yoksa birilerini mi tutuyorsunuz? Ya biz bu yaşta tabii toplayamayız ağacı çıkıp da. Onu haliyle taraf olan, oğlu olan, kız olan onlar toplar. Olmayan da parayla toplatır. Toplatıyor, bitiyor. Tabii tabii tabii. Var mı sen bilseniz? Evet. Efendim gerçekten böyle güzel insanların bir arada olduğu ortamlara gelin. O şehrin... O gürültücü sesinin ortamının içerisinden böyle güzel insanlarla sadece kuş çıvıltılarının içerisinde kıraathanede bu güzel abilerimizle oturup muhabbet edebilirsiniz. Kirazlı köyünün en değerli masası burası. Çünkü Celil abim gerçekten abarttığımı düşünebilirsiniz ama Kirazlı'nın dayısı yani Efe'si. Nasılsın canım abi? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz? Poşudan böyle poşu. Abi zaten poşu. Allah aşkına bakar mısın? Köyde poşu takan var mı? Yok. Bir tek sende var. Abi kaç dönüm kirazın var? Bilmiyorsun. Tamam abi. Çok fazla olduğu için bilmiyor. Bağ bahçe. Bağ bahçe 1500 çubuk üzümüm var. Siyah üzüm. Maşallah. Maşallah abicim. Peki abicim ne yapıyorsun? Kirazla hayat nasıl geçiyor? Anlat bize şu kirazlıyı. İyi gidiyor. İdare ediyoruz. Geçiniyoruz işte. Yeter. Bu kadar yeter Hasan. İyi gidiyor. Çok güzel gidiyor. Efendim soğancı, patatesci bile ta başka köylerden geliyor buraya patates, soğan satmaya. Arkamda da karpuz gelmiş. Karpuzlar da senin mi? Hocam gel şu karpuzlara bakalım. Taze mi değil mi diyerekten. Beraber bakalım. Efendim karpuz normalde bu köyde yetişmiyor değil mi? Yetişiyor. Yetişiyor mu? Hocam var mı? Evet. Karpuzu kim satıyor? Karpuz nerede? Karpuz Adana'nın. Adana'dan getirdim evet. Buraya. Allah'ım ya Rabbim. Karpuzun iyisini nereden anlayacağız? Karpuzun iyisini buradan alacağız. Yok. Karpuzun iyisini, karpuzcu bey nereden anlayacağız beyefendi? Oğlum, karpuzun iyisini bakın ne güzel şöyle görünüyor. Şöyle bak. Şu karpuza bakacaksın şöyle dikkatlice. Evet. Şu damarlar açacak. Kameraman arkadaşım bak. Buraya rica ediyorum. Burada damarlar var. Onu izleyicilerimiz görmesi lazım. Şu damarlar açacak. Görün mü abi? Tamam. Bir de sana bir tane daha karpuz göstereceğim bak. Bak bu damarını açmamış. Görüyor musun abi? Mat duruyor bak. Görüyor musun? Evet bak bak. Bu daha genç bir karpuz. Hı. Tam olgunlaşmamış. Ama bak o damarını ne güzel açmış. Görüyor musun? Anladım. Heh. O iyisini oradan anlayacaksın. İyisini oradan anlayacağız. Evet, evet. Tadı güzel mi?
Mükemmel. Bakalım, bakalım. Bir tadına bakalım efendim. Bu senenin ilk karpuzunun da tadına bakmış olacağız. Buyurun. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Abi hiç acımam. Güzel değilse de var ya kötü reklamını yaparım. Hayır abi, bir bak bakalım. Hocam yemin ediyorum bal gibi ya. Şurup şurup. Evet. Şifa değil mi? Bize de ver, Allah razı olsun. Demin tadına baktık. Oldu mu bak? Nasıl bir karpuz kesmişiz bak bir de. Bak damarlarını açmış. Görüyor musun abi? Damarlarını açmış. Damarları açık. Bundan sonra karpuz alırken şu damarları açık olanlara dikkat ediyoruz. Damarlar açık olacak. Evet. Ve bal gibi de karpuz çıkacak. Adana karpuzu yiyoruz değil mi efendim? Evet, Adana karpuzu yiyoruz şu anda. Peki batıda ne zaman çıkacak? Hemen hemen bir aya kadar çıkar. Peki Adana ile batı karpuzu arasında fark var mı? Tabii. Çok fark var. Bizim buraların karpuzunu hiçbir karpuz tutmaz. Aman hiçbir Allah. Karpuz tutmaz tabii ki. Tam tatlı. Bal. Buranın hele hele şu köyün karpuzunu hiçbir karpuz tutmaz. Bir dakika, o zaman Kirazlı'da da karpuz var. Evet, aynen. Şu köyün karpuzunu Kuşadası'na gideceksin. Kirazlı karpuzu diyeceksin, kapış kapana gider. Kirazlı köyünde doğal olarak üretilmiş olan bütün ürünler bu pazarda haftanın bir günü müşterilere sunulmakta. Yine bizim en çok sevdiğimiz bir standa ve eli öpülesi çok güzel bir ablama denk geldik. Ablam isim neydi? Zahide. Zahide ablam, senin isim ne? Serap. Aman Allah'ım. Zahide ablam ve Serap ablam pazara gelmişler. Kendi elleriyle yoğurmuş oldukları hamurlar ne yapıyorsunuz? Gözleme yapıyoruz. Aman Allah'ım. Sen Kirazlı köyünün en güzel ablalarından mısın? Sizin görüşünüz. Ah, kıyamam ben sana. Utandın mı sen? Hayır. Ben sana. Utanmadın mı? Yok, utanmadım ama o sizin görüşünüz. Ben şimdi güzelim dersem yanlış olur. Tamam. Sen çok güzel bir insansın. Teşekkür ablam ederim. Burada ne yapıyorsunuz? Biz burada gözleme yapıyoruz. Ev ürünleri, yaprak sarması, baklava, gözleme, bazlama. Yalnız sende böyle bir patron havası var. Böyle dominant bir insansın. Asar keser, değil mi? Tam doğru. Yahu yüzü gülmüyor vallahi ya. Kaç para kazanıyor bu abla? Bilmiyorum ki. Ben çalışıyorum. Var mı 5-6 milyon? O bende saklı kalsın söyleme. Efendim görüyor musun değil mi? Yemin ediyorum zenginlik böyle bir şey. Bazen zenginlik insanların üzerine konduğu zaman kül kondurmuyorlar. Yok, benim gönlüm zengin ya. Kıyamam ben sana. Sen bir tanesin. Nasıl yapıyorsunuz? Nereden başlıyor? İş buradan başlıyor. Kameraman arkadaşımız da şu anda. Ablam nasılsın? Şükür hamdolsun, iyiyim. Siz iyisiniz. Ah, kıyamam ben sana. Bak patron olmadığı nasıl belli görüyorsunuz değil mi? Oo, kıyamam ben sana. Ne kadar? Kayınvalide mi? Kayınvalide. Ha, kayınvalide gelin efendim. Birazdan kayınvalide ile gelin arasındaki olayları da tartışacağız. Annem şimdi ne yapıyorsun, nasıl yapıyorsun? Hamur açıyorum. İçine hazırlıyorlar, pişiriyorlar, satıyorlar yani. Peki şu anda izleyicilerimiz bunu yapmak isteseler hamurun içerisine neler katıyorsun? Hamurun içerisine tuz, su, başka bir şey koymuyoruz yani. Tuz, su, un karıştırıyorsun, evet, belli evet, bir kıvama evet, geliyor. Ondan sonra oklavayla açıyorsun. Aynen, öyle. Sonra yan tarafa transfer ediyorsun. Zahide ablam sen ne yapıyorsun? Ben de döşemesini yapıyorum. Döşemesi. Peki en çok neyle gidiyor, neler yapıyorsunuz? Ispanaklı peynirle daha çok. Anladım. Ispanak peynirle. Sonraki tercih patates kaşarlı. Ispanak da sizin köyden geliyor evet, ama değil mi? Evet, evet. Ispanak, pazı, pırasa. Bir dakika, pazı da mı var? Var, pazı da var. Bir dakika, karışık otlar mı evet, var içerisinde? Karışık. Pazı, pırasa, ıspanak, ısırgan otu. Bunlar tamamıyla her biri sizin köyden ama evet, değil mi? Köyümüzden. Evet, köyümüzden. Koy bakalım ablam, nasıl koy? Aman Allah'ım. Abi ne varsa otu peynirimi katıyorum. Kattım gitti. Ablam maşallah, maşallah, maşallah. Yemin ediyorum var ya, bayağı bir katıyorsun ama. El emeği para kazanıyor o kadar herkes. Değil mi? Yiyen de. Bakın bugüne kadar çok gözlemeci ekrana getirdik ama bu kadar bol iç koyan doğrusu hele bizim için mi koydun bunu? Yok hayır, hep böyle standart. Normalde standart. Evet koyuyoruz. Evet. Vallahi billahi tebrik ediyorum. Gerçekten mükemmel bir şekilde evet, iç koydun. Yemeğimiz kalsın yani. Ah ya, kıyamam ya. Birazdan bize de yapacaksınız mı? Yaparız yalnız tabii ki. Var ya, yemin ediyorum patron bize yaparsan para bile alır. Almam. Söz mü? Söz. Tamam. Ne tamam. Olacak sizin yiyeceğiniz gözleme kıyamam, olsun. Kıyamam. Evet efendim, görmüş olduğunuz gibi şu anda ocağa atıldı. Ocağa atıldı.
Ablam yalnız bir şey söyleyeyim mi? Sen cömert patronlardansın çünkü içerisine mükemmel bir şekilde iç koydunuz. Müşteri memnun kalsın ki her zaman gelsin bize. Biz de o parayı kazanalım. Bakın Zahide ablamın ünü sadece buralarda değil efendim. Moskova'ya kadar gitmiş. Moskova'nın bağrından mı geldin be ablam sen? Çok güzel değil mi? Gerçekten çok güzel diyor Hasan burası. Çok güzel yapıyor bu ablamız diyor. Gerçekten buralara uğrarsanız şu gözlemin tadına bakın. Bakalım şimdi bize yapacak tadına bir de ben not vereceğim. Bunlar akrabamız. Kayınvalidemiz. Kayınvalidem, görümcem. Aman Allah'ım gelin görünce efendim şok şok şok. Gelin görünce ve kaynana aynı standa çalışıyorlar. Aynı zamanda abimin hanımı bir de. Ortalık karıştı. Ortalık karıştı. Peki anlaşabiliyor musunuz efendim? Anlaşıyoruz. Sıkıntı var mı? Yok sıkıntı. Ama şöyle bir özelliği var. Kirazlı köyünün insanları çok güzel insanlar. Çok böyle mülayim insanlar. Anlaşamama gibi bir ihtimalleri dahi yok. Yok asla öyle bir şey olmaz. Kirazlı köyünün güzelliği bu. Kirazlı köyünde kışın falan bir durdurak var mı? Hep çalışma mı var? Çalışıyoruz çoğunlukla. Hani genelde köylerde kışın dururlar, yazın çalışırlar ama. Bizim çok durumu lüksümüz zeytin yok. Zeytini gider, bağlarımız var, bağ budarız, zeytinimiz var. Sizde her şey var be ablam. Var. Olmayan bir şey yağmur var. Yağmur yağdı mı dinleniyorsun? Yağmur yağması gerekiyormuş ama geçen 3 gün yağmur yağdı, çekime gelemedik. O zaman dinlendik işte. Pazartesi, salı, çarşamba vallahi gelemedik yağmur. Bekledik dört gözden sizi bekledik ama gelmediniz yağmurdan dolayı. Hasan dünyadayı dört kez de beklediler ama yağmur yağdı, çekim yapamazdık. Şimdi burada beyefendi bekliyor. Beyefendiye ne vereceğiz? Patatesli kaşarlı gözleme vereceğiz. Ablam kes bakalım ne yapacağız, kesecek mi şu anda? Tabii kesip paketleyeceğiz. Beyefendi ilk defa mı geliyor? Devamlı geliyor mu buraya? Devamlı müşterilerim hep sağ olsunlar. Tamam of Allah'ım nar gibi kızardı. Bir de aman Allah'ım çok da güzel plastiklerin içerisine kağıt koyuyorlar. Muntazam ve profesyonel bir şekilde müşteri ikram ediyorsunuz. Pahalı mı? 35 lira. İyi be 35 lira valla çok da öyle yüksek miktarlarda paralarla satılmıyor. Peki ablam? Zeytinyağı mı koyuyorsunuz tavaya buraya koyduktan sonra? Doğal zeytinyağı kendimiz. Şöyle organik. Kameraman arkadaşım gerçekten bakarsa yağın içerisine %100 doğal mükemmel zeytinyağının kullanıldığını göreceksiniz efendim. Eğer yolunuz düşerse mutlaka ama mutlaka bu pazara bu ablamların yanına uğrayın. Bakmayın demin birazcık espri yaptım takıldım sert diye ama gerçekten gönlü güzel çok güzel insan bu insanlar. Sağ olun. İçerisinde yok bana özel her şeyden koydun değil mi ablacığım? Evet hepsine var. Allah'ım ya. Otumuz, bütün otlar var. Kaşarımız, patates, patlıcan. Allah'ım ablam vallaha çok ya üzerine çok şey koydun. Acı da mı koyacağım biraz? İsterseniz koyacağım. Hadi koy bakalım biraz da acı koy. Ya bir insan gerçekten çok fazla zorlanacak gibi geliyor bunu yerken ama bir de harmanlıyorsunuz değil mi? Tabii ki. Karıştırıyoruz yiyici birbirine. Allah'ım. Yani otu çok fazla beğenmeyen benim gibi bir insansanız dahi burada otu dahi yersiniz değil mi? Tabii ki. Göreceğiz efendim. Gerçekten çok merak ediyorum. Acımıyorlar. İçerisine koyarken bol bol koyuyorlar. Pişerken de içerisine peki zeytinyağı koyacak mıyız? Şimdi patlıcan olduğu için koymayacağız. Ama hani isterseniz koyarız ama üstünü koyuyoruz. Patlıcan olunca içerisine zeytinyağı. Yağdı kavrulduğu için patlıcan olduğuna koymuyoruz. Annemiz hamurumuzu açtı. Bu annemiz de hamurun içerisini doldurdu. Patron içi olan Zahide ablam da ateşe verecek ve pişirecek. Pişireceğiz. Tadına bakacağız. Afiyet olsun size. Domat var, biber var, karnabahar var. Domat var. 3 kilo 10 liraya. 3 kilo 10 liraya. Biber 5 liraya. Seni zarar ettirmeyeyim ben böyle. Etmeyiz arkadaş. Biz köylüyüz. Köylü adamız. Yani. Kirazlı'da yetişen yani. Bütün doğal ürünler evet. Şu anda tezgahta evet. Mı? Evet. Doğrudur. Allah aşkına doğru söyle. Doğrudur. Dışarıdan aldığın bir şey var mı? Hayır efendim. Burada gel beraber buradan bakalım. Nane var. Nane ne değil? Allah aşkına sen orada mı yetişiyorsun? Evet. Kendi yerim bizde. Bu neydi? Roka. Roka da orada yetişiyor. Evet. Geldik sarma üzüm, için meşhur, üzüm yaprakları da başladı mı şu onu anda? Dahi değerlendiriyoruz yani.
Abi Allah aşkına bundan daha güzel bir yemek var yani, yaprak yani, sarmasıyla yaprak alakalı. Yani. Peki dolma da yine aynı şekilde size geçiyor. Evet, evet. Allah, ya Allah aşkına gelir misin? Ya şu domatın güzelliğine bakar mısınız? Tamam yara izleri orası burası var ama doğal, gerçekten doğal olan bu, evet, değil mi abicim? Kıralım yani mı şunu? Evet. Bir kırar mısın Allah aşkına? Bir içerisine bakalım mı? Bir bak, bir bak Allah aşkına. Bir bak ya, bir bak. Şöyle bir kokusuna bakayım abicim, elime alayım. Yemin ediyorum domates kokuyor, domates. Allah'ım, Allah'ım vallahi çok lezzetli, benzemiyor. Yani gerçekten de doğal olduğunu ve burada yetişen her şeyin mükemmel olduğunu, kirazlıdan geldiğini hissediyorsun. Elbette, peki elbette. Buradaki neydi abicim? Fasulyemiz, Ayşe kızımız. Ayşe kızımız. Evet. Gerçekten size yetişiyor mu? Evet, bizim peki, köylü. Yine aynı şekilde salatalığımız, patlıcanımız, Allah'ım, evet. Allah'ım, kiraz, kiraz. Zaten bu memleketin adı da kiraz, Kirazlı Köyü ve en önemlisi de Kirazlı Köyü'nün üstüne daha da güzel bir kiraz var mı yetiştiren? Yok, yok. Yok, Kiraz Köyü, kirazı güzel zaten. Adı üstünde biliyorsunuz. Değil mi? Adı üstünde biliyorsunuz. Efendim, gerçekten mükemmel bir kiraz yetiştiren bu vilayette bizden daha iyisini yapan yok diyor. İşin şakası, ben anonsta domatesin fiyatını biraz ucuz söylemişim. Kapış kapışa insanlar domates alıyor. Zahide ablam ve eli öpülesi ablalarımın yapmış olduğu gözlemelerin şu anda tadına bakıyoruz. Gerçekten mükemmel olmuş. Burası mükemmel bir yer ve Kirazlı köyümüzün de muhtarı bizimle beraber bu hafta bizi misafir ettiler. Efendim nasılsınız? Öncelikle hoş geldiniz Hasan Bey. Güllerin içerisinde buram buram mis gibi kokuyor burası abicim. Evet. Köyümüzdeki 10 mekanımız var. Bir köyümüzde. Dakika. 10 tane. Evet, köy soframız var. Diğerlerde hepsi birbirinden güzel. Ya yemin ediyorum çok güzel. Gül kokuyor abi ya. Evet. Doğada bir yerimiz. Of. Böyle gelip of. De dışarıdan gelen arkadaşlarımız kahvaltısını edip akşam orada oturabilir. Bir dakika. Sadece kahvaltısını yapıp göndermiyorsunuz. Yok göndermiyoruz. İstediğiniz takılabilir. Tabii gecesi de var, gündüzü de var. Gece de. Geceliğin de açık o zaman. Tabii tabii gece de açık. Muhtarım ben her bölümde mutlaka gözlemeci ablalarımı, bazlamacı ablalarımı ekrana evet. çıkartıyorum. Çünkü herkes her bütçeye uygun, kimsenin de canı çekmiyor. En azından evet. rahat rahat anladım. Evde yaparlar diyerekten evet, aynen. çok güzel bir ortam burada bulunmakta. Görmüş olduğunuz gibi yapay bir suni havuz zannedersen burası. Tabii burası bir köprü amacıyla yapıldı. Altında suyumuz geçiyor. Şu anda temizlik yapıldığı için suyumuz mevcut değil ama öyle düşünelim. Daha sezon açılmadı. Aslında Haziran'a girdik ama Temmuz'a doğru mu daha buralarda rev açtı? Şimdi kooperatif suyuyla genelde bunlar sulama kooperatifimiz var köyümüzde. Damlama sistemi olarak bütün ovamızı öyle suluyoruz. Daha açılmadı şu anda suyumuz. Onun nedeniyle tahmin ediyorum. Mehmet abi, buraların en meşhur muhtarı da siz misiniz zannedersem? Daha güzel muhtarlarımız var da burada. Onu halkımız... Ben sana. Halkımız senede efendim birkaç defa burada festival yapılıyor. Buranın kirazları dünya standartlarında, hatta bölgesel anlamda en iyi kirazları sizlerdi burada üretiyorsunuz değil mi? Tabii bölgemizde köyümüze has bir bu. Yan komşu köylerimizde işte böyle Aydın'ın Kuşadası bölgesinde, Yermenler bölgesinde kiraz olmuyor. Bizim kiraz değil. Böyle siyah üzümümüz, bütün meyve çeşitlerimiz var. Muzun dışında her şeyimiz yetişiyor. Aman Allah'ım. Evet. Bunun için de işte satış önemli. Tüccarlar geliyor ama dışarıya satışımız var. Ama tabii aile çiftçiliği olduğu için herkesin bugün Perşembe Kuşadası'nda belediye başkanımız bir üretici pazarı yeri verdi, açtı. Heh, şu anda siz bütün burada arkadaşlarımız... üretmiş olduklarınızı evet. buradan Kuşadası'na gidiyorsunuz. Evet. Orada belediye başkanı Ömer Bey'in sizlere tahsis etmiş olduğu bir alan var. Evet. Orada da satış yapıyorsunuz. Evet, sağ olsun başkan. Bize haftada bir gün. Ömer Bey'i çok severim. Gerçekten çok kalender bir insan. Çok mütevazi bir insan. Ona da buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Abi, vallahi çok acıktım ya. Şu kahvaltımıza geçelim böyle Mehmet geçelim. Abi. Bak, ben tokken abi daha böyle huysuz tamam. oluyorum abi. Açken evet. birazcık hafiften böyle mırın kırın edebilirim. Evet, ilerliyoruz. Ortam gerçekten mükemmel. Kokusu, buranın havası cennet gibi. Bakalım bize nasıl bir yerde kahvaltı sunumu yapılacak. Yine aynı şekilde
Nereden geçiyoruz? Yine köprümüzden geçeceğiz. Abi iki defa oldu köprüden geçiyoruz. Bunun ücreti falan yok değil mi? Yok yok. Bulduk, tamam bedava bulduk efendim geçelim. Sabah akşam geçelim. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Portakal suları dahi taze taze sıkılmış ve yaprak sarması da var burada. Evet. Kahvaltı çeşidimiz daha zengin aslında. Sadece 30 çeşit reçelimiz var. 30 çeşit sadece? Reçel çeşidimiz var. 30 tane reçelimiz varmış. Sarmamız var, dolmamız var, biberlerimiz var. Canınız çekmesin. Birazcık kahvaltımızı sizlere tanıtacağım. Ondan sonra yemeye başlayacağız. Mehmet abimin beni ne kadar çok sevdiğini gerçekten burada şu anda hissediyorum. Mis gibi kokan kuzu kavurmam önümde şu anda patlıyor abi. Evet. Yalnız da muhtarım yumurtayı falan mı koysak şu anda? Allah'ım Allah'ım. Yumurta da patlasın. Evet. Mükemmel bir ortam var. Aykut abi şu anda önümüzde keşkeğimiz var. Evet. Günlük mü dövüyorsun? Günlük her gün dövüyoruz. Sabahtan mı? Sabahtan dövüyoruz abi. Peki. Geceden veriyoruz odun ateşini. Aman Allah'ım odun ateşinde yapıyoruz. Tabii tabii. Tavukla mı etle mi? Et. Sadece dana eti kullanıyoruz. Yani orijinal yapıyorsunuz. Tabii. Tavuk kullanmayız. Nasıl yapıyorsunuz? Ya saatlerce odun ateşine bitiyor. Daha çok Efe daha gidelim. Evet. Genç açımız evet. Efe'yi tanıyorsunuz. Efe'ciğim nasıl yapıyorsunuz? Önce saatlerce suyunu koyuyoruz. Kaynıyor. Birkaç saat kaynıyor. Ondan sonra kaynaktan sonra dövmeye başlıyoruz. Döverken etini koyuyoruz. Sürekli dövüyoruz bunu. Şimdi öncelikle tenceremizin içerisine buğdayları, kazanımızın içerisine buğdayı koyuyoruz değil mi? Sonra suyumuzu koyuyoruz. Sonra etimizi mi atıyoruz? Evet. Efe işin sırrını söylememek için sadece kaynıyor diye ama ne kaynıyor? Onun içerisine ne atıyoruz da ne kaynıyor o kısmını bir türlü söylemiyorlar. Tereyağı falan da mı kaynıyor? Tereyağı baharat abi yemin ediyorum ben anlamadım. İzleyicilerimizden de kimse anlamamıştır. Efe tane tane içerisine ne katıyorsunuz? Buğday, et, tereyağı, çeşitli baharatlar. Bu kadar çok çeşitli bir şey değil zaten. Bunları kazanın içerisine alıyorsunuz. Kaç saat kaynıyor odun ateşinde? 3 saat rahat kaynıyor. 3 saat. Saat. Aynen 3 saat çok rahat. 3 saat sonra dövmeye başlıyoruz. O dövme kaç saat sürüyor? 2 saat falan dövme sürüyor. 5 saat. Sadece buraya bunu yemek için gelen var mı? Tabii çok insan var. Çok işi var. İyi bir açım. İyi. Çok yetenekli gerçekten. 5 milyar mı açım? Doktora bizden çok maaş alıyor bu adam. Kim olsak için, acaba? Evli değil daha bekar bunlar da onun için. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Eğer sizler de bekar bir hanımefendiyseniz, bekar daha çok genç ama Efe ya. Kaç yaşındasın? 16. Hayır ya, en az daha 10 senesi var. Aman unutun. Efe'yi unutun efendim. Efendim sizler nasılsınız? Sizler nasılsınız? Zannedersem bu işletmenin genel müdürü siz oluyorsunuz. Sözde öyle biz Aykut'la bir yola çıktık. Aykut benim asker arkadaşım. Sonradan böyle yola çıktık. Allah'ım siz askerde tanıştınız. Ulen dediniz gel benim köyüme beraber bir sofra açalım. Dayım da zaten muhtar. Dayım da dedin mi muhtar? Tabii dayı. Dayının muhtar olması da bir etken mi? Tabii. Kıyak geçiyor mu? Adalet yani herkese eşit bir şekilde. Ben Mehmet abi 2 yıldan beri tanıyorum. Gerçekten mükemmel bir insan. Söz vermişiz geçen sene geleceğiz diyerekten aradı Mehmet abi. Başım gözün üzerine dedim. Geldik ve programımızı çekmeye de başladık. Ortam çok mükemmel. Mehmet abi yumurta da şu anda yavaş yavaş. Tereyağı da var değil mi? Tabii. Koydun mu tereyağı? Koydum. Tereyağı da koymuşuz. Şu anda bu yemeğimiz burada. Keşkeğimiz burada. Ya sarmayı ne zaman yapıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Sarmayı 2 günde bir ve hatta 1 günde bir. Bir yoğunluğuna bağlı mesela. Bugün sarıyorum. Mesela bugün saracağım ben. Sen mi sarıyorsun? Ha, tabii ben sarıyorum. Bir dakika. Efe sarıyormuş. Su sarmanın tadına bakacağız efendim. Sarma çok önemli. Biliyorsunuz sarmayı çok seven bir insanım. Eğer Efe şunu beğenirsem yemin ederim bir iki haftada bir gelirim. Olsun elle değerim abi. Sıkıntı yok. Gelirim abicim. Zeytinyağını koyuyor musun içerisine? Vallahi mi? Abi ya yemin ederim biliyormuş gibi konuşuyor ama lezzetine bakacağız. Her şey kendim alsın. Yapraklar.
Çok iyi. Tebrik ediyorum seni. Efendim, en önemli meselelerden bir tanesi soframızda görmüş olduğunuz bütün malzemeleri açamadım. Efendim, bahçede. Yani arkadan topluyorlar. Birazdan kirazları da göreceksiniz. Her şey ama her şey doğal. Sofrada ne varsa arkamızdaki bahçeden toplayıp geliyorlar. Çok güzel bir ortam. Çok teşekkürler. İzleyicilerimizin canının çektiğini düşünüyorum. Asker arkadaşını da almışsın buraya müdür olaraktan. Efe zaten mükemmel. Dayımız zaten buraların sözü en değerli insanı. Müsaadeniz olursa kahvaltımızı yapalım ve artık kiraz bahçelerine geçelim. Kiraz ağacının ortalama 20-25 yıllık bir ömrü var. Eğer ben kiraz ağacını dikeyim de meyve alayım diye düşünüyorsanız ortalama 4 yılda beklemeleri gerekiyor değil mi? Tabii şu anda diktiğimiz anacına göre dinç yıl 4-5 yılda anca meyve yatabiliyor, yüzebiliyor. Tabii yaşama ömrü de 25-30 yıla. Ya hatta... şimdi bu kiraz sadece bir tek çeşit ağaçtan oluşmuyor değil mi? Hayır değil. Bayağı bir 18 falan çeşidi var. Bizim 18 çeşit sadece evet. Sizin köyde şu anda yetiştirmiş olduğunuz. Evet bizim köyde çeşidimiz 18 çeşit ama bilimsel olarak daha fazla bir sayının olduğunu biliyorum. Biz hepsine ulaşamadık. Şu an bu hangi cins? Bu Burlent denilen bir çeşidimiz. Ne abi? Genci Burlent. Burlent efendim evet. Unutmuyorsunuz Burlent'miş yani bunun cinsi Burlent erken oluyormuş bu. Evet. Erken olanlar parayı götürüyor değil mi? Tabii çeşidimiz var ama daha güzel kaliteli çeşitlerimiz var. Paralar gelsin gelsin. Efendim şu anda kimin bahçesindeyiz? Abicim kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah'ım yarabbim. Abi seninle kesin göçmenlik var. Var var. Yarısı göçmen, yarısı yürük. Ne kadar güzel yüzü yürük olduğunda belli abicim. Evet. Abicim Allah kolaylık versin. Şu anda ne yapıyoruz? Şu anda kiraz topluyoruz. Kiraz mevsimi. Şimdi oldu bunlar. Dalından halka. Ayrıca Bahar Hanım köyümüzün ilk bayan işletmecilerinden. Yani bizim de köye bir desteğimiz olsun. Hani köyde çalışanlara, şeylere, hepsine öncülük yapan Bahar Hanım. Ablam, alkışlıyoruz efendim. Şu anda ekranlarda milyonlarca insan Bahar ablamı alkışlıyor. Abi yeter, vallahi şaka yaptık. Sadece vallahi yarım kilo yeter abi. Abi yeter, abi yeter, abi lütfen, abi yeter. Gerçekten çok güzel insanlar. Biz müsaade istiyoruz. Müsaade. Köyün içerisine gireceğiz. Biraz da köylümüzle muhabbet edelim. Köyünüzü meşhur yapacağım. Vallahi billahi meşhur yapacağım çünkü... Zaten çok meşhur ama biraz daha meşhurluğuna meşhurluk katarsın. Bizim saygıdeğer muhtarımız her yeri zaten biliyor, şey yapıyor, her şeyi görsel, daha sizin gibi insanları tanıtıyor, şey yapıyor. Hani bizim aslında... Ben geçen yıl söz vermişim. Vallahi evet. Billahi peşim bırakmadı. Hasan gel de gel, Hasan gel de gel. Böyle bir insan dökülmez mi Allah aşkına? Bunu ispatladı. Şimdi kim ispatlayacak? Evet. Bilmiyorum şimdi gene sen de başka bahçeye gidiyorsun. Başka bahçeye gidiyoruz. Abi her bahçede bir tane kovası akşamleyin. Şimdi Bahar Hanım tabii ünlü, bol, zengin insan. Herkes belli olmuyor bile. Öyle Allah'ım. Evet. Dayak da yiyebiliriz diyorsun. olmadı. Abi gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bir iki tane alsak bizim için. Olmaz. Bu sende. Bu sende. Çok teşekkür ediyorum. Hediyemiz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Buradan ayrılıyoruz. Bu insanların yanından ayrılmak istemiyoruz ama mecburuz efendim. Birazdan görüşmek üzere. Üçüncü evlat deyince ben yanlış anlamışım. Üçüncü evlatları Shakira. Ablam ya şimdi bu kaç yaşında? Nasıl bir şey bu? Shakira 7 yaşında. Bir dakika bu 7 yaşında mı? Evet 7 yaşında 4 yıldır bizimle. Siz biraz önce sormuştunuz da 3 demiştim, 3. de bundan bahsetmiştim. Bu da bizim evladımız yani. Bizim bir şey bu. Bu pony. Pony derler bunun şeyini. Midilli değil, pony. Ama burada şimdi bu ailelerin burada maskotu oldu. Çocuklar geliyor, seviyor, ediyor. Ama bindirmek yok, yasak binmek. Tamam. Sadece sevme, fotoğraf istiyorsunuz şey yapar. Tabii bizim bu restorantımızın bir şeyi üyesi oldu artık. O zaman restoranta gelenler arka tarafta bedava kiraz topluyorlar. Bir de geliyorlar bu yakışıklıyla beraber zaman geçiriyorlar ama çok tatlı bir şey. Peki kaç sene yaşıyor bunlar? Bunların ömrü 20-25 seneye kadar çıkıyor.
O zaman evladımız da ortalama 15-20 senesinde beraber. Evet, bizimle birlikte. Allah ayırmasın gerçekten. Hayvan sevgisi çok güzel bir şey. Buraya geldiğiniz zaman her şeyin tadına varıyorsunuz. Aa, çalışmıyor. Efendim, burada her kesim çok farklı. Bunlar da zengin ablalarım zannedersem. Zenginlik yok yani. Ablacığım, peki sizler burada mı yaşıyorsunuz? Ha, burada. Peki neler yapıyorsunuz? Tarla, bağ, bahçe. Normalde hep burada mısınız? Yani yaz kış buradasınız. Yaz kış. Kirazlı'dasınız. Evet, evet. Böyle ablam? Ben arkadaşıyım, takıldım. Sizde bir İstanbul havası var. Yok, İstanbul değil. Aydın Nazilli. Aydın Nazilli. Evet. Ama sen? Ben Kirazlıyım. Doğma büyüme. Allah'ım yarabbim ya. Ablam peki neler yapıyorsun? Dışarıdan böyle arkadaşların geldiği zaman gezip eğleniyorsunuz herhalde. Evet, kirazlar. Nasıl? Yani her şey var. Her şey mükemmel. Hadi çok fazla tutmayalım sizi o zaman. Hadi gezin bakalım. Ya çok pahalı mı bunlar? Yani. Yok, çok pahalı. Şundan bir tane alsak da şununla gezsek olmaz mı? Hadi bakalım. Kaça satıyorsunuz? Zam. Abo, 110 lira. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hüseyin abimi yakaladık. Hüseyin abim şu anda süt sağacak ahırındayız. Nasılsın canım abicim? Sağ ol, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Öncelikle hayvanımızın memelerine su attınız biraz önce. Yıkadık. Şimdi ne yapacağız abi? Sağacağız. Hadi bir sağalım bakalım. Hayvanımız da şu anda bizden çok da fazla huzursuz olmasın. Memeler yıkandı. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Mükemmel bir şekilde. Abi, bir hayvandan ortalama ne kadar süt çıkıyor? 25-30 kilo akşam sabah. Evet. Sabah akşam toplam mı? Evet, toplam. Çok güzel, çok güzel abicim. Makinle sağlıyorduk. Ceyranla olmadığından bugün böyle elimizle sağlayacağız. Tamam, olsun. Artık teknoloji ilerledi diyor Hüseyin abim. Elimizle sağmıyoruz, makineyle sağıyoruz ama elektrikler kesik olduğundan dolayı olsun aslında biz de bu görüntüyü istiyorduk izleyicilerimiz izlesinler diyerekten. Abi normalde bu süt kaynamadan da içilir mi? Hayır, bindik sütlü mikrop olur. Mutlaka kaynaması gerekir. Evet. O... Hayvan şu anda siz sağırken tekme falan atma ihtimali yok mu? Ağır inip. Yaşlı bunlar, onun için atmaz. Alışkınlar artık. Alışkınlar, evet. Alışkın. Bunlar hep böyle devamlı, böyle akşam sabah sağıyoruz işimiz. Sabah akşam bu şekilde sağlıyor. Allah'ım, Allah'ım ya. Taze taze. Peki yoruluyor musun abi sağarken? Ben sağabilir miyim abi? Var mı bende o yetenek? Deneyeyim mi abi? Evet efendim. Türk televizyon tarihinde Hasan Dünya'da en sonunda inek sağmasını da sizlere gösterecek. Eğer ki bir şekilde vurursa Allah biliyor. Nasıl yapacağız abicim? Memesini tutup böyle aşağıya doğru sağacaksın. Evet, memesini tutuyoruz, aşağıya doğru sağıyoruz. Evet efendim, görüyorsunuz hassasiyet istiyor. Hayvanın memesine zarar vermeden aşağı doğru alıyorsunuz. Evet. Ve biz buna süt sağma diyoruz. Eğer destek ve eğitim almak isterseniz bizlere bu konuda alt taraftaki. Değil mi Hüseyin? Evet. Allah'ım, Allah'ım çok güzel. Çok güzel bu işte becerdiğime göre. Gerçekten Hüseyin abi, yalnız şu kuyruğuyla durmadan kafama vurdum. Normalde yani buradaki bütün memeler şuraya mı bağlı abi? Evet tabi, ağzına. Evet. Ya hangisinden çekersen çek o zaman, değil mi? Tabi tabi. Yani tek tek sağır. Öteki bir elimiz ağrıdığından tek tek sağıyoruz. Bilemem eğer ilk önce bir tekini bitiririz, ondan sonra birine. Hüseyin abi, peki bu ineklerin cinsleri var mı? Var. Hoşlen bunlar cinsi. Daha mı iyi olur? Tabii. Işte. Hoşlen olur. Hayvan sütlü oluyor. Sütü daha çok oluyor. Abi bizde Simmental var ama onlar sütü alıyor. Sütler taşıyor. Evet, Govedigar sütü akar. Nasıl?
saldı garip, sağ olduğunu bildiği için go veriyor sürdü kendisi. Aa, evet. Hayvanda öyle bir şey mi var? Tabii ki. Allah Allah. İlk önce tutuyor da hindik sağılmayı başladı, go veriyor sürdü. Bir dakika. Hı. Öyle bir şey mi var efendim? Tabii. Yani sağ olduğunu anlayınca kendisi bırakıyor. Evet, kendini serbest bırakıyor yani, seni anlayacağım. Rahat rahat beni sağ diyor. Tabii. Boşa, o eğer da sağ olmazsa da rahatsız mı oluyor? Tabii canım, memelere ağrı yapıyor. O vakit antibiyotik bir yemek mecburiyetini görüyoruz. Tamam. Ya gün içerisinde mutlaka sağlaması lazım. Tabii iki sefer, akşam sabah sağlaması lazım. Yoksa ağrıdır bunun memesi. Evet. Gerçekten mucize. Sabah akşam ortalama 25-30 kilo şu vücudun içerisinden süt çıkıyor. Ve eğer sütü sağmazsanız hayvan rahatsız oluyor. Şu anda yarış içerisinde. Başkanım şu an ne oluyor burada? Burada geleneksel pikniğimizde gençler, kadınlar, çocuklar yarış düzenliyorlar. Yöresel oyunlar, her yarışlar düzenliyorlar. Her sene düzenliyor musunuz? Evet, her sene düzenliyoruz. Burada ablamlar yarışıyor, evet. Efendim. Baktığımız zaman heyecan dorukta aslında. Şu anda siz mi kazandınız? Hayır, orada şike vardı orada. Allah'ım başkanım, şike var diyorlar. Şike var diyorlar. Genelde kaybedenler şike var diyorlar ama başkanım olmaz diyor. Başkanım bugün şimdi burada ne yapıyoruz? Binlerce insanı toparlamışsınız. Aşağı yukarı 3000-4000 tane insanımız var. Kuşadası, Davutlar ve Güzelçamlı yöresinde geleneksel piknik düzenliyoruz. Bütün kültürlerin, bütün inançların, bütün renklerin beraber türkü söylediği, omuz omuza durduğu bir gün diyelim. Şimdi bugün burada Hıdır Eylez'in de ilk günün başkanı. Aynı zamanda hem Hıdır Eylez hem bizim geleneksel pikniğimiz, evet. Hepsi bir arada, bütün aileler buraya toparlanıyorsunuz. Birazdan kameraman arkadaşımız çevreyi de gerçekten gösterecek. Mükemmel bir ortam var. Sanatçılarımız da geliyor mu bugün? Evet, bugün Aliyar Nihan sahne aldı, Özgür İnce Nihan alacak, Nülfer Sarıtaş sahne alacak. Davul zurna ekibimiz var. Yani bugün akşama kadar burada omuz omuza alay çekeceğiz. Oo, çok güzel. Efendim ortam çok güzel. Eğer bu sene nasip olmamıştır. Çünkü ekranlarda ilk defa biz de belki de görüyorsunuz ama önümüzdeki sene katılmak isterlerse bu güzel etkinliğe ne zaman? Her ay Mayıs ayında yapıyoruz. Hafta sonuna denk getiriyoruz. Şimdi tarih olarak, gün olarak söyleyemem. Ama Mayıs haftanın ikinci haftasında yine buralardayız. Ama o zaman önümüzdeki sene Mayıs ayında gelmek isteyenlere de kapını sonsuza kadar açık yapacağız. Bütün halka kapımız açık. O zaman başkanımıza şöyle bir ufak tur atalım bakalım, kimler var kimler yok. Piknik alanında aç kalma gibi derdiniz yok. Kimin masasına giderseniz her yer et efendim. Bu kadar güler yüzlü ve hoş insanlar olmayı nasıl beceriyorsunuz? Teşekkür ediyorum. Biz Türk Halk Müziği Korosu'yuz. Şuradaki alandaki tamamız. Tabii tabii. Birazdan müzik mi o zaman çalacaksınız? Her zaman biz müziğin içindeyiz. Her zaman neşeliyiz. Her zaman eğlenceliyiz. Tavukta milli yiyeceğimiz en ucuz. En ucuz. Bu abi aç gibi bakıyor ama. Aynen aynen aç. Doyurmaya çalışıyor. Bak sen de benim gibi efendim çıkartmış ama. Abiciğim. Hamurlu tavuk yemek. Dur efendim efendim, şimdi burada çok güzel tavuklarımız pişiyor ama önemli olan abi bugün bir aradasınız ya, çok güzel, çok duygulandım. Mutluyum. Nasıl bu şekilde bir araya gelebiliriz? Bahar. Sosyal. Bahar. Bahar ve güzellikler, yani ne olacak, insanları sevmek, birlikte olmak. Ama şimdi ablam yandığından dolayı tavuklar yavaş yavaş yanmaya başladı. Abi sadece bugün mü burada bir araya geliyorsunuz? Asla. Biz dediğim gibi halk müziği korumuz. Haftanın iki günü zaten her gün çalışmamız var. Halkımızla bütünleşip konserler veriyoruz. Ücretsiz tabii.
ve pikniklerimiz bizim pek çok, yazın özellikle. Yazımız eğlence. Aman Allah'ım, gerçekten yemin ediyorum çok güzel insanlar, burası buram buram kokuyor. İnşallah canınız çekmez. Sadece buraya yakın olanlar bu pikniğe aslında gelmiyor. Bu yakışıklı kır saçlım 65'li yılların modeli olan abi. Almanya'dan gelmiş. Nasılsın abicim? İyiyim, teşekkür ederim. Sadece bu etkinlik için mi geliyorsunuz ta Almanyalardan buralara? Hayır, yaz tatilini burada geçiriyoruz. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. O zaman efendim yine zengin bir abimizle karşılaştık. Efendim Almanya'da çalışıp burada yemek nasıl bir duygu? Çok güzel. Herkese tavsiye ediyorsunuz. Evet. Peki tamamen artık gelmeyeceğiniz mi? Gidip geliyor zaten. Aslında burada daha fazla kalıyoruz. Anladım, anladım. Yengem nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Masada et falan görmedim. Enişte yaptırmadı mı? Onu yedik. Aman Allah'ım, abiye şeker olsun. Kaçırdık. Vallahi kaçırdık. Bu masa eti götürmüş efendim. Abim sen de Çorum'dan mı geldin? Evet. Leblebi getirdin mi bize? Leblebi. Tekrar hemen verelim. Aman Allah'ım, vallahi şaka yapmaya değmiyor. Bu güzel insanlar hemen leblebimize hazırmış. Annem nasılsın? Teşekkür ederim. Maşallah makyajları da yapmışsın. Ya, böyle yakışıklı birini bulunca tabii yanında da böyle güzel bir hanımefendi olunca abi ortam çok güzel değil mi? Leblebileri unutmadım yalnız. Leblebi dedim bak, daha hala çıkmadı leblebimiz. Efendim leblebiyi bekliyoruz çünkü orada bir sola bu masada bitmiş. Leblebiye bakacağız bakalım gerçekten de Çorum leblebisi mi yoksa burada bir yerden mi almışlar? O da mı bitti? Yok yok. Kaldırmışlar. Kandırmıyorlar biz değil mi? Yok, kandırmıyorlar. Kandırmıyorlar değil mi efendim? Şu anda yine heyecan dolu bekleyişimiz devam ediyor. Dakikalar geçmek bitmiyor. Maalesef Çorum leblebimiz bitmiş. Burada yalnız emlakçılardan bahsettiğimiz zaman yanlış anlamayın. Emlakçı dediğimiz zaman düşünün ki milyar dolarlık insan. Emlakçı. Ben emlakçı değilim. Sen neycidin abi? Karıştırdın. Sen neycidin? Bir tek beni aklına tutmadın. Sen neycidin? Şimdi küçük bir esnaf olduğum için hemen o değil. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Marketler zinciri var. Marketler zinciri var. Tam 21 tane bu bölgede marketiniz olduğu iddia edilmekte. Otele yanaştın. Bedava kalacaksın. İnşaata yanaşıp bedava kalacaksın. Biz marketçi olunca ortalık karıştırdı aklımda. Allah dedi ki ben fakirim diye bana zannedersen es geçtin dedi ama yok efendim. Market gün içerisindeki ihtiyaçlarımızı gidereceğimiz yer. Nasılsın abicim? Abicim iyiyim, çok sağ olun. Sizler nasılsınız? Sen bizim hayranlarımız ansın. Seni takip ediyorum, takip ediyorum. Bu aralar Kuşadası'nda siz sürekli program yapıyorsun. Ortak arkadaşlarımız var. İzlediğim programlarına güzel de izleniyor programların. Çok da keyifli, çok sempatik, sempatik, enerjik bir adamsın. Zaten ondan yüksek oranda izleniyordur mutlaka. Efendim gerçekten masa mükemmel. Bu abim ısrarla bir şeyler söylemek istiyor. Az önce zenginlik dediniz ya. Zenginlikten daha önemli bir şey. Buradaki samimiyeti biz parayla alamayız. Ve buradaki birlik beraberlik çok önemli. Anlamda bir araya gelmek çok önemli. Allah Allah. Kıyamam ben abime ya. Gerçekten bu güzel insanlarla bu ortamda tanışmış olmak bize çok büyük mutluluk verdi. Kirazlı'da sadece aslında kiraz yetişmiyor. Domates, biber ve patlıcan. Anam burada. Anam nasılsın? İyi misin? İyiyim ben de. Nasılsınız? Hoş bulduk. Nasılsın? İyi. Sağlık saati nasıl? İyi. Güzel. Allah daha iyisin. Hadi. İnşallah. Hala oğlan değil mi? Oğlan. Beyaz abicim gel. Gel. Efendim Beyaz abim de ismi de farklı. Aslında Beyaz lakabım var. Biraz yanaş abicim. Beyaz abi maşallah her yerden beyaz beyaz. Her şey çıkmış abi ya. Güzel bir tanesi. Annemle berabersiniz. Evet. Beraber mi kalıyorsunuz? Evet. Çok güzel. Bir şeyler ekiyorsunuz mu hala annem? Ekiyor musunuz hala bir şeyler? Ekiyoruz işte, ektik. Böğün gömdük, böldüle, tarla, her şeye gömdük. Buyurun gelin yiyelim. Geleceğiz. Geleceğiz inşallah Beyaz abi. Beraber mi yaşıyorsunuz anneyle? Evet. Güzel ya, çok güzel. Anne elini yaslamak istiyor herhalde zannedersem. Peki Beyaz abi, köyde hayat nasıl geçiyor? Neler yapıyorsunuz? Hayat iyi geçiyor. Nasıl? Havası güzel, yaşıyor. Doğası güzel. Çok mübarek adamsın. Çok da yakışıklı bir adamsın. Çok da karizmatik bir adamsın. Beyaz abi, peki oğlan var mı? Başka çocuklar var mı? Var. İki tane oğlum var. İkisi bekar. İkisi de bekar mı? Ha, bekar. O zaman buradan gari taliplerine seslenem de belki bir şeyler çıkar. Çıkar mı? Çıksın. Anne mi artık? Görsün gari mürüvvetinizi, olur mu? Olur. Olur mu inşallah? Nasip diyorsunuz. Gerçekten. O zaman biz birazcık daha bakalım tarlada neler var. Ondan sonra müsaade isteyeyim. Köye doğru bir geçen bakalım gari, olur mu? Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Şimdi burada ne var Beyaz abi? Nedir bu? Burada bamya var, bölge var, fasulye var. Aa tamam. Bir dakika, bu ne? Erik mi? Baba erik.
Aa, erik hemen daha eker ekmez çıkıyor mu? Aşırı da. Nasıl aşır dediniz abi? Ya dipten aşılı, gece senden aşılı bu. Tamam. Bir senede çıkıyor mu? Bir senede oldu. Sen bu işi biliyorsun abi. Yani bu sıraya erik diktin. Evet. Bu sıraya? Elma. Elma, diğer ne? Bağ var orada. Bağ var. Allah Allah. Her sıraya farklı farklı koyduğumuz evet. Zaman çıkıyor mu? Çıkıyor. Bak ne kadar mucizelere sahip değil mi ya? Evet, aynen. Efendim nereden geliyorsunuz? Neredensiniz? Biz İstanbul'da, Flash Haber TV'de. Ha. İstanbul'dan geliyoruz. Sağ ol. Dedik, görem dedik. Bu nur yüzlü insanları bir görem dedik ya. İyi yaptık değil mi? Evet. Kıyamam inşallah. Biz müsaade istiyoruz. Tamam. Biz gideceğiz. Biraz daha köye gidelim. Günü armadan bir giden makam. Köylünüz, köy. Gerçekten çok güzel. Senin oğlan da çok meşhurmuş ha. Herkes beyaz, 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 beyaz diyor. Ondan bir gelem dedik, bir ziyaret eden bakan dedik. Hadi görüşürüz. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi kendinize iyi bakan gari. Hadi görüşürüz bakan. Çok güzel insanlar. Anadolu insanları, yufka yürekli, merhametli. Herkes çok canlı ve içten. Kirazlı köyünün en yaşlı teyzesinin evine geldik. Tam 85 yaşında yaşamış olduğu evde tam 100 yıllık bir ev. Ünvan teyzem gerçekten çok güzel bir insan. Ünvan teyzem nasılsın? İyi misin? İyiyim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın teyzem? İyiyim. Sen de iyi misin? Oh, bizler de iyiyiz. Evet. Geldik Mehmet abiyi bir köyü ziyaret edem dedik. Allah eyletmesin. Allah daha iyisin. Mehmet abi annemiz değil mi? Evet, ben hemen şöyle oturuyorum yan tarafına doğru. Oh oh oh. Köyümüzün en yaşlısı. En yaşlı olanlarımız var da ama annem de en yaşlı sayılır. Daha yaşlı olan insanlarımız var. Ünvan teyzem, hep bu köyde mi yaşadın? Hep bu köyde mi yaşadın? Ah kıyamam ben sana. Anne baba bu köydeydi. Kardeşlerin var mıydı? Neler yaşadın bu köyde? Nasıl geçti hayat? Bu köyde tütün işimiz vardı. Tütün işi ediyorduk çocuk. O zamanlar tütünler mi vardı? Tütün vardı. Ekin ekerdik. Harmanla olurdu. Adamla harman döverdi. Biz tütün dizerdik. Tütün kırardık. Şimdi artık en son hangi tarihlerde tütün yaptın hatırlıyor musun? Kim bilir kaç sene oldu değil mi? Çok zaman geçmişsin. Çok zaman geçti. Çok geçti. Mehmet abi kiraz getiriyor mu peki sana? Kiraz yediriyor mu? Kiraz getiriyor mu? Getiriyor. Kirazı seviyoruz ama değil mi? Getiriyor mu çocuk? Bol bol meyveye, bol bol meyveye, ceviz bol bol ye. Hayatına, kendine çok dikkat et benim güzel teyzem iyi mi? Köyümüzü gezerken hala köy hayatından vazgeçmemiş, bıyıklarını pala pala bırakmış köyümüzün en doğal abisinin yanına geldik. Abici nasılsın? Güzel, iyi. Siz nasılsınız? Şükür. Traktör kaç model? 66. Maşallah ya. 66 model traktörüm ne diyorsun Hasan? Götürüyorum ortalığı. Benden beri. Öyle mi? Peki abi neler yapıyorsun? Tarladan geliyoruz. Ot biçtik. Yaz falan var mı? Benim yok, yiyecektik kadar. Sadece satmaklık yok yani. Ne var? Bağ bahçe mi? Bağ var. Bağda bir iki ay sonra başlayacak değil mi? Evet, evet. Yani asma yapraklarını biraz temizledin. 15'te başlıyor. Başlar mı? Şu an koruklar başladı mı? Önce var. Erkenciler var ya siz yemin ediyorum parayı götürüyor. Çekeceksiniz. Erkenci ne olduğunu belki bilmiyor olabilirsin. Şu anda aslında kiraz zamanı değil. Yani şöyle değil yani o bildiğiniz Napolyon kirazlar, işte Sultani kirazlar, Salihli kirazları şu anda çıkmıyor ama en erken çıkan kirazlar var ve çok yüksek fiyatlarla satılıyor. Abimin de Sultani üzümü varmış. Sultani değil. Süper yok. Valiyoteller. Onlar erkenci olan mı? Şimdi üzümün de erkencisini abim ekmiş. Nereden aklına geldi? Tek geldi ya. Tek geldi. Geldi diyorsun. Efendim şimdi o üzümü de pazardan, çarşıdan alırken çok pahalı alacaksınız çünkü mevsiminden bir buçuk ay önce çıkacak. Normalde Ağustos'ta çıkıyor, Temmuz'un 15'inde çıkacak diyor. 15 çıkıyor. Temmuz 15'te gelir. Bir tane ablam şurada keşkek yapacaktı. Evet. Senden de üzüm alırız. Şurada ileride bir tane ablam var. Şurada sizin bir tane mermer vardı. Orada keşkek kövüyorlarmış herhalde buğdayı. Sen de üzüm alırız. Otur yeriz inşallah. Buyur. Her zaman bekleriz. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Çok merak ettim. Hayvan var mı? Ben de. Hayvan vardı sattım. Bakılmıyor ya. Neden abi? Şeyle bağlı sattım hepsi. Abi her yer ova sal gitsin. Salınmıyoruz. Her taraf zarar. Değil mi? Başka komşuya zarar vermemek lazım değil mi? O zaman
zaman kimsenin... Bizim burada mera yok. Hayvacılık mera yok yani. E şimdi devamlı yemlen de olmuyor. Çok masraflı oluyor. Abi görüşmek üzere. Hadi kendine iyi bak efendim. Evet, aman Allah'ım, bakalım şu anda nasıl çalışacak. 66 model maşallah tıkır tıkır da işliyor abi. Viteslerde ön tarafta, görüşmek üzere abicim. Bu haftaki programımızın burada sonuna geldik. Kirazlı muhtarımız Mehmet abiyle beraber Kirazlı'yı baştan sona ekranlara sizlere yansıtmaya çalıştık. Efendim önümüzdeki hafta tekrar sizlerle bir arada olmak ümidiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.